Türkiye'nin en şaibesiz ödül töreni diyorum ben. Katılıyor musunuz? Evet, Sadri Alışık ödül töreni bizim de çok sevdiğimiz, gerçekten aileden hissettiğimiz. Bir kere oyuncu ödülleri olduğu için arkadaşlarımızın, dostlarımızla beraber geçirdiğimiz çok sıcak bir gece. Benim de şimdiye kadar galiba 3 tane de aldım. Hem sinema tarafında hem tiyatro tarafında. O anlamda da dediğiniz gibi son derece adilane bir ödül töreni diyebiliriz. Yalnız Kırmızı Halı'da şu dikkatimi çekti. Gerek röportajlarda gerekse Kırmızı Halı'da hiçbir sanatçı Sadri Alışık selam vermedi. Sizden alır mıyız? Büyük keyifle tabii ki. Efendim siz neler yapıyorsunuz? Yaz aylarında neler yapacağız belli mi? Şimdi önümüzdeki sene yapacağımız tiyatro oyununun hazırlıkları başladı. Onun kast aşamasındayız. Metin çözümlemesi gibi çalışmaları yapıyoruz. Bir tane sinema filmi var. Şimdi Temmuz ayında başlayacağım. Daha doğrusu 15 Haziran'da onlar başlayacak ama ben Temmuz'da katılacağım. O var. Daha yeni bir sinema filmini bitirdim. Eylül ve Ekim aylarını provayla geçireceğim. Ekim sonunda premierimiz var. Sonra yeni bir film var. Çok şükür yoğun bir programla devam ediyor abi. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Siz de Atatürk oynamıştınız. Doğru mu efendim? Oynamadım. Yok. Oynamadınız. Birçok oyuncu Atatürk oynadı. Evet. Siz en çok kime yakıştırdınız? Vallahi çok önemli bir değer olduğu için ben böyle oyunculuğun çok ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk'ü oynayanlar da çok yakın arkadaşlarım ve ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu da bildiğim için kendimi onların yerine koyabiliyorum. Koyduğum zaman da gerçekten de bu kadar büyük bir sorumluluğun altından optimumda kalkmak bile bence yeterli. O anlamda da bütün arkadaşlarım çok çok değerli. Açıkçası her biri birbirinden güzel de ayıramam yani. Ünlü düşünür Hadise sormuş. Aşk kaç beden giyer? Buyurun. Aşk. Kaç beden giyer? Aşk vallahi bilmem. Her bedeni giyer abi. Çok güzel yani. Kenan Doğulu Yılmaz Erdoğan'a sordu. Bir cevap alamadı. Biz de size soralım. Müsaadeniz olursa çok sevişmenin zararı var mıdır? Kenan abimizin şarkısı bu. Onun için sordu. Çok da güzel bir şarkıdır. Onun için hiçbir zararı yoktur. Şarkıda zaten aynısını söyler herhalde. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.